Merhaba sevgili gençler. Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Sinan Aydın. Bugün geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nın ikinci bölümünü işleyeceğiz. Hemen dersimize geçelim. Evet, Türk Edebiyatı'nın geçiş dönemi. Daha önce ne yapmıştık? Beraber işlemeye başlamıştık. Şimdi ikinci bölümde Çağatay sahasına geçeceğiz. Çağatay Edebiyatı'nın ünlü sanatçıları kimler? Bir bakalım önce. Alişir Nevai 15. yüzyıl Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türk diline en büyük hizmet eden kişidir diyebiliriz. Peki neden böyle bir cümle kullandık? Çünkü baktığımızda Alişir Nevai ne yapıyor? Türkçe ile ilgili çok güzel bir karşılaştırmalı sözlük yazıyor. İlki Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügati Türk'üydü. İkincisi ise Alişir Nevai'nin Muhakemetül Lügateyn'idir. Evet, Manzum ve Mensur eserleriyle sadece Çağatay Edebiyatı'nın değil bütün Türk Edebiyatı'nın önde gelen simalarındandır. Türkçe eserlerinde Nevai, Farsça eserlerinde veya şiirlerinde fani olmak üzere iki mahlası vardır. Orta Asya Türk Dili ve Edebiyatı'nın gelişmesinde çok büyük bir tesiri olduğu için Çağatayca'ya Nevai dili de denmiştir. O derece etkili yani. Muhakemetül Lügateyn. Şuradaki eyn iki anlamına gelir. Lügateyn iki dil anlamına geliyor. Muhakemetül Lügateyn ise iki dilin muhakemesi yani karşılaştırılması. Burada baktığımızda Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamak için yazılmış bir eser olduğunu görüyoruz. Karşılaştırmalı ilk sözlük çalışması da sayılır bizim edebiyatımız açısından. Yazar bu eseriyle Türkçeyi edebi bir dil olarak kullanmayan, Farsça yazan çağdaşlarına bir mesaj vererek onları eserlerini Türkçe ile yazmaları yönünde teşvik etmiştir. Eser sadece dil bilgisi kitabı değil, aynı zamanda Türk kültürü hakkında değerli bilgiler de içermektedir. Diğer önemli eseri Mecalisün Nefais. Peki bu nedir arkadaşlar? Baktığımızda bu da bizim ilk tezkire örneğimiz. Peki bu tezkire örneğini Alişir Nevai nasıl yazmış? Önce bakmış İran sahasına. İran sahasındaki önemli örnekleri Caminin Baharistanlı ve Devlet Şah'ın Tezkiretü Şuarası'nı incelemiş. Ondan sonra demiş ki ha bir tane de biz yazalım. Niye bizim Türk Edebiyatı'nda da böyle bir eser olmasın? Ve arkasından Mecalisün Nefais dediğimiz Türk Edebiyatı'nın ilk tezkiresini vermiş. Aruz hakkında toplu bilgiler vermek üzere kaleme aldığı Mizanül Evzan adlı 3 bölümlük küçük bir kitapçığı vardır. Bu kitabın önemi ise içerisinde türkü sözcüğünün ilk kez geçmesidir. Münşiat mektuplarını topladığı eserin adıdır ki daha sonra zaten münşiat hep mektupların toplandığı eser anlamına gelecek şekilde kullanılıyor. Türk Edebiyatı'nda ilk hamse sahibi yine kimdir? Alişir Nevai'dir. Peki neydi hamse? Hamse malum Arapça 5 demekti değil mi? 5 tane mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa eser külliyatına ne deniyordu? Hamse. Hayretül Ebral, Ferhat-ü Şiir'in, Leyla-ı Mecnun, Seba-i Seyyare, Setli İskender'i yazarımızın mesnevileri. Evet geldik bir sonraki yüzyılda Babür Şah'a. Babür Şah adı üstünde adam şah. Babası da padişah, kendisi de diyebiliriz. Yani nereden geliyor? Bir hükümdar soyundan Timur'un torunlarından birisi olan Fergana hakimi Ömer Şeyh nedir? Babasıdır. Annesi ise Cengiz'in torunlarından Yunus Han'ın kızı Kutlu Nigar Hanım'dır. Yani bildiğiniz böyle anneli babalı hanedan soyundan geliyor diyebiliriz. Bazı besteleri yaptığı da bilinen Babür güzel sanatların hemen hemen hepsiyle ilgilenmiş. Yani adam sanata çok ilgili. Şiir ve edebiyata da hakim olup Çağatay şiirinin ve nesrinin en güzel örneklerinden vermiş diyebiliriz. 3 bölüm halinde düzenlenen en ünlü eseri nedir? Babürname. Peki nedir Babürname? Bizim edebiyatımızın ilk anı kitabı sayılan bir eserdir. Evet eser aynı zamanda vakainame olarak da bilinir. Yani ne demekti tarih dersinden bir hatırlayalım vakainame. Vakaların, olayların tarihin böyle belirli akışı içerisinde kronolojik bir şekilde anlatılması değil mi? İlk bölümde Babür'ün kendi memleketi Fergana'da geçen hadiseleri naklettiğini görüyoruz. Daha sonra ikinci bölümde ülkesini Özbeklere terk etmek mecburiyetinde kalan Babür'ün Hindistan'a başlattığı akınları görüyoruz. Üçüncü bölümde ise 1525'ten başlayarak 1529 Eylül'üne kadar art arda kazanılan zaferlerle Babür'ün Hindistan Türk İmparatorluğu'nu nasıl kurduğunu görüyoruz. Evet bir divanı ve aruz risalesi de var. Geldik dönemin diğer sanatçısı Ebu'l-Gazi Bahadır Han'a. Ebu'l-Gazi Bahadır Han 17. yüzyıl Çağatay şairidir. Şecere-i Türkiye adlı oldukça önemli bir eseri var.
Peki şecere-i türki ne demek? Tersinden şöyle alacak olursak, Türklerin şeceresi yani soyu. Dolayısıyla Türk ve Moğol tarihi hakkında önemli bilgiler vermiştir. Ve bu eseri maalesef kendisi tamamlayamamış, öldükten sonra oğlu Enüşe tarafından tamamlanmış bir eserdir. Şecere-i Terakime de yine bir diğer eseri. Burada da yine baktığımızda şecereyi görüyoruz. O zaman ne oldu? Burada da yine Türkmenlerin soyuna dair bilgileri ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Tabii bu eserin en önemli özelliği de şu. Oğuz ve oğulları Dede Korkut ve diğer Türk büyükleri hakkında bilgiler veriyor olması. Evet, şimdi bir sorumuz var. Bakalım bu sorumuza. Yukarıda verilen 3 sanatçının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ali Şir Nevai, Babürşah, Ebu'l-Gazi, Bahadır Han. Üçünün ortak özelliği Çağatay şair olması değil mi? Bakalım şıklarda bu var mı? Aynı yüzyılda yaşamaları mümkün değil. 15-16-17. Tarih alanında uzman olmaları, yani şimdi tamam tarihte var içerisinde ama uzmanlık o yok. Gezi türünde yapıt vermeleri, baktığımızda şimdi şöyle Ali Şir Nevai'nin gezi yazısı falan yoktu değil mi? Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın da yok. Devam edelim, Çağatay Türkçesini kullanmaları ne oldu? Cevabımız oldu. Denizli deyip geçiyoruz. Evet, geldik Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerine. Artık ne yaptık? Anadolu'ya geldik değil mi? Alparslan'ın 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazanması, Türk boylarının Anadolu'ya yerleşip buraya yurt edilmesiyle Oğuz Türkçesi Anadolu'ya hakim olmaya başlamıştır. Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'da Oğuz Türkçesini oluşturan edebi metinlere yansıdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani Ahilik Teşkilatı burada edebiyatın oluşumunda da önemli. Oğuz Türkçesinin 13. ve 15. yüzyıl arasındaki bu dönemine biz ne diyoruz arkadaşlar? Eski Anadolu Türkçesi, EAT. Evet, bu dönemin ilk eserleri Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışına yakın bir zaman ve beylikler döneminde verilmiştir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemiyle beylikler döneminde yazılan eserleri görüyoruz. Bu dönemde en çok din ögesi ön planda olan eserler verilmiş. 13. yüzyılda Anadolu'da Babailik, Mevlevilik, Bektaşilik gibi bir sürü ne var? Tarikat var. İster istemez bu tarikatlarda ne oluyor? Edebiyata yansıyor. Evet, Anadolu sahasındaki ilk eserimiz Battalname. Ne demek name? İşte kitap, mektup değil mi? Böyle anlamları var. Hikaye gibi anlama da gelebilir. Yani battal kitabı diyebiliriz. Seyit Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikayelerini içine alan bir eserdir. Eserde Battal Gazi'nin Anadolu'da Hristiyanlara karşı yaptığı savaş anlatılır. Yer neresidir? Malatya yöresi. Peki kimle kim arasında mücadele var? İslamiyet ve Hristiyanlık arasında diyebiliriz. Battal Gazi bu savaşlarda bir evliya olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü çok olağanüstü böyle özellikleri var. Türk Gazi tipinin mükemmel bir örneği. Sadece kendisi değil, Aşkar adlı atı da nedir? Oldukça kahraman bir karakter veya tip olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Battalname nesir halinde kaleme alınmakla beraber içinde bazı manzum bölümler de vardır. Yani nesir ve manzum biraz karışık diyebiliriz. Battalname üslubu, hatta kelimeleri cümle kuruluşu ile Dede Korkut hikayelerine çok benzer. Anonim bir eserdir. Oğuz Türkçesi ile yazılmıştır. Yani burada anonim derken ne oldu? Halkın ortak ürünü olduğunu görüyoruz. Yazarı belli değil veya oluşturucusu. Bir diğer eserimiz Danişmentname. 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenmiş. 13. yüzyılda Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından yazıya geçirilmiştir. Eser Melik Danişment Gazi'nin hayatını, savaşlarını, Anadolu'daki bazı şehirleri fethini ve çeşitli kerametlerini anlatır. Melik Danişment Gazi, Battal Gazi'ye benzeyen bir kişilik, bilgili, dindar, usta bir kumandandır. Yani bir nevi Battal Gazi'nin devamı gibi bir eser diyebiliriz. Zaten burada da ne oluyor bakın. Danişmentname de Battalname gibi İslam'ın cihat ve gaza örgüsüne dayalı olarak meydana getirilmiş eserdir. Evet, Battalname'nin devamı niteliğindedir zaten söylemiştik. Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. İzzettin Keykavus'un emriyle İbni Ala tarafından 1245'te yazıya geçirilmiş. Hikaye edilen olayların tarihi, gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının gerçek Türk beyleri olmaları nedeniyle bu destan uzun süre tarih kitabı olarak da nitelenmiştir. Yani baktığımızda burada bir dönem tarih kitabı olarak kullanılan bir destan görüyoruz. Hamzaname eserde Hazreti Hamza'nın cesareti, savaşçılığı, güçlü şahsiyeti ve şehit edilişi anlatılmaktadır. Hamzaname 14. yüzyıldan itibaren Türkler arasında ilgi görmeye başlamış bir eserdir veya destandır da diyebiliriz. Milli bir karakter taşımıyor. Niye? Hamzaname baktığımızda bir Arap destanı aslında ama ne olmuş? Türkler tarafından çok sevilmiş ve
bizde oldukça sevilen, anlatılan bir destan haline gelmiş. Türkçe Hamzanameler ilk defa 14. yüzyılda Emir Süleyman'ın müsahiplerinden Şair Ahmedi'nin kardeşi Hamzavi tarafından yazıya geçirmiştir. O zaman Hamzaname kim yazdı dediğimizde Hamzavi aklımıza gelecek. Evet, bu eserin Evliya Çelebi tabi böyle söylüyor. 360 cilt olduğu söyleniyor. Şimdi Evliya Çelebi abartmayı çok seven bir insan. Malumunuz bir sürü abartısı var. Bunlardan bir tanesi örneği nedir? Bir sincap Adana'dan veya işte o dönemde Akdeniz'deki herhangi bir şehirden bir ağaca çıksa ağaçtan inmeden işte mesela Antep'e, Urfa'ya kadar gidiyormuş dediği böyle abartılı bölümler var. Bir de ne var arkadaşlar? Erzurum'un soğuğu ile ilgili meşhur hikayesi var değil mi? Neydi o hikayesi? Hatırlayacak olursanız şöyle anlatıyor soğuğu. Kış gelirken bir kedi damdan dama atlarken ne yapar? Havada buz tutar. Diğer dama ne yapar arkadaşlar? Bahar geldiğinde düşer koşmaya devam eder diye anlattığı böyle abartılı hikayeleri var. O yüzden Evliya Çelebi'nin de bunu abartmış olması olası bir durum. Neyse geçelim biz yine de arkadaşlar Hamzavi Hamzaname'yi kaleme alan ilk kişilerden bir tanesi veya en güzel kaleme alanlardan bir tanesi, bunu unutmuyoruz. Evet, geldik Saltukname'ye. 13. yüzyılda Sarı Saltuk'un menkıbevi hayatını, savaşlarını ve çeşitli kerametlerini konu alan bir eser. Sarı Saltuk baktığımızda Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında gazalara katılmış, kerametleriyle henüz hayattayken efsanevi bir şahsiyet haline gelmiş Türk kahramanıdır. Eserde anlatılan hadiseleri genellikle 13. yüzyılda geçer. Saltukname'de başta eserin kahramanı Sarı Saltuk olmak üzere pek çok kişi yer almaktadır. Evet, Fütüvetname ahilik teşkilatını anlatan bir eser. Arkadaşlar bu eserler önemli. Bakın bunları söyleyip geçiyorum ama bunların direkt ismi ve karşısına küçük bir açıklama olarak sınavlarda sorabiliyorlar. 13. yüzyılda kurulan ahilik yani fütüvet, dini, ahlaki, mesleki, dayanışma ve yardımlaşma örgütü. Bir nevi böyle baktığımızda mesleki bir örgüt gibi görünüyor ama çok daha ötesinde böyle kültürel, dini, ahlaki boyutu olan önemli bir teşkilat, ahilik teşkilatı. Örgüt üyelerinin uyacağı ahlak kuralları belirlendiği gibi onlara sanat da öğreten bir eser diyebiliriz. Örgütün ilkeleri, yaşama ve davranış kuralları da fütüvet namelerle belirlenmiştir. Yani bu eser bu teşkilata giren kişilere ne yapıyor? Bu teşkilatın kurallarını, değil mi? Yaşama ve davranış biçimlerinde öğretiyor. Evet, yazarı bilinmeyen pek çok fütüvvetnameden en ünlüsü yazarı bilinen yani Haliloğlu Yahya Burgazi'nin fütüvvetnamesidir. Eserde nefisle mücadele, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, herkese iyilik etmek, cömert ve konuksever olmak, din farkı gözetmeden herkesi sevmek, kendini ve nefsini herkesten aşağı görmek gibi konular işlenmiştir. Arkadaşlar şöyle baktığımızda zaten müthiş bir eser değil mi? Yani şurada anlatılanları biz birazcık okuyup hayatımıza uygulasak dünya ne kadar güzel bir yer olur değil mi? Geldik Dede Korkut hikayelerine. Dede Korkut hikayeleri 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ya. Burada bir sıkıntı var. Evet. Şimdi arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Tamam mı? Biraz da sarsıldık galiba. Bombayı patlatıyor derken şaka yaptık ya. Evet, stüdyoyu başımıza yıkacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, burada harika bir magazin haberi vereceğim size. O da nedir? Artık Dede Korkut hikayeleri 12 tane değil. Hocam niye böyle bir şey dediniz? 13 oldu. Vallahi 13 oldu. E hocam buraya niye 13 yazmadınız? Hala bütün kaynaklarda 13 yazıyor. 12 yazıyor, affedersiniz. Ama ne oldu arkadaşlar? Türkistan Sahra Nüshası diye yeni bir nüsha bulundu. Orada 13. bir hikaye daha var. O hikayede baktığımızda Salur Kazan'ın 7 başlı ejderhayı öldürmesi. Ha, bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki ne oluyor? Bazı edebi eserler, özellikle böyle nüshalar olan edebi eserler tarihte böyle tamam günümüze bazı nüshalara ulaşmış ama bazıları ulaşamadığı için zamanla ortaya çıktığında ne oluyor? Bizim bilgilerimiz değişebiliyor. Aynı tarih biliminde olduğu gibi edebiyat tarihinde de böyle güzel yeni keşifler var. Evet, Dede Korkut hikayeleri 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Tam adı Kitab-ı Dedem Korkut Âlâ Lisân-ı Taife-i Oğuzhan. Oğuz taifesinin yani Oğuz boyunun dili üzerine Dedem Korkut kitabı. Türk ahlak ve törelerinin, inançlarının, kahramanlıklarının anlatıldığı bir eserdir. Oğuzların komşularıyla kendi aralarında ve olağanüstü güçlerle yaptıkları savaşlara
yer verilir. Hikayelerin geçtiği coğrafi alan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Hikayeler hem Türk hem Yunan mitolojisinden izler taşımaktadır. Göktürk kitabelerine benzer cümleler yer almaktadır. Dede Korkut hikayeleri 9 ve 11. yüzyıllarda oluşmuş, 15. yüzyılda adını bilmediğimiz biri tarafından, bakın burası çok önemli, adını bilmediğimiz biri tarafından yazıya geçirilmiştir. Yani bu kitabın yazarı Dede Korkut falan değil ha, bu önemli. İslamiyet öncesi kültür ile İslam sonrası kültür iç içedir. Destan geleneğinden halk hikayecine geçişin ilk ürünüdür. Bakın bu da çok önemli. Hemen şuraya kocaman bir yıldız atalım. Peki niye buraya böyle yıldız attık? Çünkü sınavlarda sık sık sorulan bir bilgi görüyoruz. Hikayelerde nazım nesir karışık bir anlatım var. Özellikle nazım bölüm hece ölçüsüyle yazılmıştır. Olaylar baktığımızda arkadaşlar olağanüstü olabiliyor. Yani gerçeğe uygun olaylarla olağanüstü olaylar iç içe geçebiliyor. Hikayelerin konuları aşk, yiğitlik, kahramanlık ve boylar arasındaki savaşlar diyebiliriz. Hikayelerin ortak karakteri kimdir? Dede Korkut. Peki kim bu Dede Korkut? Bakalım, Dede Korkut savaşçı biri değil, yaşlı, herkesin saygı gösterdiği, hakanların bile akıl danıştığı, çocukları isim koyan, eğlencelerde kopuz çalıp şiirler söyleyen, kırgınlıkları gidermede aracılık eden bilge bir kişi. Yani böyle karşımızda ne var? Piri fani var değil mi? Hikayelerde yer yer ses tekrarları, aliterasyon ve secilere de yer vermiştir. Yani anlatımda böyle bir akıcılık sağlanmaya çalışmış. Evet, Almanya'nın Dresden Kütüphanesi'nde ve Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan iki yazma nüshası vardı eskiden. Ama ne oldu? Yeni bir nüsha daha keşfedildi. O da nedir? Hemen şuraya yazıyorum. Türkmen Sahra Nüshası. Evet, bu da arkadaşlar ne olsun, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Henüz kitaplara geçmedi ama ne olur ne olmaz. Hikayeler üzerinde ilk çalışmayı kilisli muallim Rifat yapmıştır. Bu da KPSS'de karşımıza çıkabilecek bir bilgi. Şimdi orada bir sorumuz var, bakalım beraber. Bu parçadaki numaralı cümlenin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Aslında burada fazla bilgi yanlışlığı var ama ne oldu? Bu sorunun çıktığı yılı düşünecek olursak o dönem için herhangi bir yanlışlık yok. Kitabı Dede Korkut sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir. Doğru. Nazım ve nesir karışımı 12 hikayeden oluşur. Evet, bu bilgi değişti artık. 12 hikaye değil, 13 oldu. Ama arkadaşlar cevabımız bu değil. Çünkü bu sorunun sorulduğu yıllarda zaten 13. Nisa'dan kimsenin haberi yoktu. Hikayelerde daha çok Oğuzların düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşmaları anlatılmaktadır. Her hikaye bağımsız olmakla beraber çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz alır. Hikayelerde adı geçen Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir diyeceğiz ama değil. Dede Korkut burada bilge bir kişilik. O yüzden ne olacağımız Edirne oldu. Böylece geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.